Selamlar. Bugün elinizdeki telefon, tablet ve laptoplarınızı nasıl ikinci bir ekran haline getirebileceğinizi söyleyeceğim. Daha önce bu işlerle uğraşmamış arkadaşların belki ilk defa duyacağı uygulamalar. Bunun için ben 3 farklı uygulama kullanıyorum. Bu 3 farklı uygulamanın aslında avantajları ve dezavantajları var. Bugün sizler için bu 3 tane uygulamayı anlatacağım. Ben bu 3'ünü kullanıyorum ve hayatımı gerçekten kolaylaştırıyor. Eğer siz de bu videonun sonunda uygulamaları doğru bir şekilde anlarsanız ve hayatınıza nasıl adapte edebileceğinizi öğrenirseniz bence bu videodan siz de çok karlı çıkacaksınızdır. Şimdi dilerseniz ilk uygulamamızla başlayalım. İlk uygulamamızın adı Space Desk. Ana bilgisayarınızda aynı ağa bağlı telefon, tablet veya laptoplarınızı ikinci bir ekran haline getirebiliyorsunuz. İkinci monitör işlemini kablolu olarak değil de kablosuz bir şekilde bize sunan bir uygulama. Bunu yapabilmeniz için tekrar söylüyorum, aynı ağa bağlı olmanız lazım. Hem bilgisayara bir adet server driver'ını indiriyorsunuz. Aynı zamanda hangi cihazda kullanılacaksa bu ister Android veya Apple olsun veya Microsoft sistemleri olsun uygulamalarına girip rahat bir şekilde bunların mobil uygulamalarını indirebiliyorsunuz. Laptop ekranlarında bir şekilde ikinci bir monitör olarak kullanmak bence avantajlı. Space Desk'te sevdiğim ve sevmediğim özellikler var. Sevdiğim özelliklere bakacak olursak birincisi ücretsiz bir uygulama. Kurulumu gerçekten çok kolay. Dokunmatik işlevi olmayan laptoplarda bu geçerli değil ama eğer telefonunuzu veya tabletinizi ikinci monitör olarak kullanmayı planlıyorsanız bu cihazınızı dokunmatik işlevinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani sadece mouse veya klavye ile kullanmak zorunda değilsiniz. Aynı zamanda dokunduğunuz yerde de klik yapmış oluyorsunuz. Space Desk'in sevmediğim özelliklerine bakacak olursak her ne kadar kolay bağlantı yapabiliyor olduğumuzu söylesek de bazı bilgisayarlarda sebebi benden kaynaklı olsa da birkaç bilgisayarda denedim. Bağlantıyı gerçekleştiremediğim bilgisayar da var. Bayağı bir mesai harcadım, uğraştım oldurmak için. Olmayınca olmadı. İkincisi monitörler arasında tabii ki bağlantı ağ üzerinden olduğu için ikinci monitörde ağır işler yaptığınız zaman bir kasılmalar oluyor. Hatta bir kere de olsa bağlantının koptuğu durum da oldu. Üçüncü sevmediğim özellik, bu uygulamaya benzer başka uygulamalar da var. Eğer öncesinde başka buna benzer yine server uygulaması gerektiren uygulamalar kurulduysa bilgisayara aynı işlevi yapacak ikinci bir server'ı kabul etmiyor. O yüzden buna benzer başka uygulama varsa bilgisayarınızda o uygulamanın silinip yerine bunun yüklenmesi gerekiyor. Bu da aklınızda bulunsun. İkinci uygulamamız DeskScreen. Bu uygulama ikinci monitör olmasından ziyade bir streaming aracı aslında. İkinci monitör olarak kullanabileceğiniz durumlar var lakin bilgisayarınızda ana ekranı veya istediğiniz kendinizin seçtiği özel bir uygulamayı paylaşabiliyorsunuz istediğiniz kişiyle. Tamamen internet üzerinden gerçekleşiyor. Nerede kullanabilirsiniz? Masaüstünüzde mesela çalışmalar yapacaksınız, sunum hazırlayacaksınız vesaire. Bir yandan da kripto paraları takip etmek istiyorsunuz veya borsayı takip etmek istiyorsunuz. Uygulamanın görüntüsünü yan ekrana verebilirsiniz. Veya yayıncısınızdır, Twitch yayıncısınızdır, canlı yayın yapıyorsunuzdur, chat'i bir tarafta takip etmek istiyorsunuzdur ve bu paylaşımda birden fazla ekrana verebiliyorsunuz. Yani kimisine tam ekranınızı görüntüyü verdiniz, kimisine bir uygulamayı, kimisine başka bir uygulamayı bu şekilde birden fazla modifikasyonda yapabiliyorsunuz. Bunları birer birer yönetebildiğiniz gibi çıkışında tek seferde tek bir tuşla bütün herkesi yayından atabiliyorsunuz. Bağlantısı çok kolay. QR koduyla taratıp gidebiliyorsunuz bağlantıya. Güvenlik butonlarına tıklamanız gerekiyor izin verdiğinize dair. Ama genel itibariyle de bağlantının yine de hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Sevdiğim özellikleri arasında yine ücretsiz bir uygulama, bağlantısı çok kolay. Bilgisayarınızda sadece ufak bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Mobil cihazınızda böyle bir uygulama indirmenize gerek yok. Tamamen internet üzerinden dönüyor. Bunun da bir kolaylığı olduğunu söyleyebilirim. Gecikmeler çok çok az. İnternet hızına bağlı tabii ki bu durum ama gecikmelerin de çok çok az olduğunu söyleyebiliriz. Yani uygulamanın her ne kadar basit bir arayüzü olsa da bence çok premium, çok kaliteli bir uygulama. DeskScreen'in sevmediğim özelliklerine gelecek olursak, uygulamayı siz ekranda masaüstünde görmediğiniz müddetçe bu DeskScreen'e de görüntü aktarımı olmuyor. Yani uygulamayı kullanmayacak olsanız bile uygulamanın masaüstünde kalması gerekiyor. Eğer dışarıdan bir işlem yapacaksanız, farz misal sunum hazırlayacaksanız, ödev yapacaksanız veya internette surf yapacaksanız arka planda onu da aşağıya indirmeden, küçültmeden ekranını kullanmanız gerekiyor.
Tabii ki uygulama seçeneğiyle görüntü verdiğiniz zaman önüne ne gelirse gelsin göstermiyor. Sadece arkadaki uygulamayı gösteriyor. Üçüncü sevmediğim, bu uygulamada ses iletemiyorsunuz. Ses de iletilebilseydi bence süper olurdu ama bilgisayardaki sesleri maalesef ki iletemiyorsunuz. Son olarak bahsedeceğim uygulamada Chrome uzaktan masaüstü. Aslında AnyDesk veya TeamViewer gibi uzaktan bilgisayar kontrolüne alternatif bir program. Bunlar zaten çok popüler, kendini kabul ettirmiş uygulamalar. Gerek var mıydı Chrome masaüstüne? Bence gerek var. Sebebi de arayüzünün kolay olması, bağlantının kolay bir şekilde gerçekleşmesi ve hangi Gmail hesabıyla Google'a bağlıysanız oradaki bilgisayara otomatik bir şekilde bağlanma komutları vesaire verebiliyorsunuz. Bence elinizin altında bulunması gereken bir uygulama. Çok basit bir şekilde parola belirliyorsunuz. Bu parolayı isterseniz bir sonraki seferde sorma diye seçeneğini de tiklerseniz dünyanın neresinde olursanız olun bilgisayarınıza buradan bağlanabiliyorsunuz. Bilgisayarınıza bir adet server driver'ı indiriyorsunuz yine. Telefonunuza da bir adet uygulama indiriyorsunuz. Sadece telefon veya tablet değil bu arada. Yine bilgisayar üzerinden de, yani bilgisayardan bilgisayara bağlanma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yani burada hız tabii ki internete de bağlı ama uygulamanın çok sade ve çok hızlı olması kullanım kolaylığını da arttırıyor ve hızınızı arttırıyor diyebilirim. Sevdiğim özellikleri arasında yine söylüyorum, tekrar edeyim. Ücretsiz olması, kolay kurulumu ve basit arayüzü olarak söyleyebilirim. Dünyanın her yerinden aynı ağa bağlı olmaksızın ve otomatik bir şekilde bilgisayarınızı kontrol edebilirsiniz. Görüntü aktarımının yanı sıra ses de aktarabiliyorsunuz. Yani bu bilgisayardan açtığınız bir videoyu ikinci bilgisayarınızda da görebiliyorsunuz ve duyabiliyorsunuz. Mobil cihazlarda kullanılacaksa eğer, bence rakiplerine göre avantaj sağlıyor. Aynı şekilde dokunmatiğini de kullanabiliyorsunuz. Sevmediğim özellikler arasında da yine burada da tabii ki bir güvenlik prosedürü var. Eğer bunu otomatik olarak yapmak istemiyorsanız bağlanma konusu iki kişilik bir olay. Dediğim gibi eğer bu üç uygulamayı nerede kullanacağınızı doğru bir şekilde anlarsanız ve hayatınızı adapte edebilirseniz bence çokça faydasını görürsünüz. Benim bunlar hakkında anlatacaklarım bu kadar. Eğer bu konuyla alakalı sorularınız varsa aşağıdan yorumlar bölümünden bana ulaştırabilirsiniz. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve zil düğmesine tıklayabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve bu konuda beni de desteklemek isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Yeni bir videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.